Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersinin son ünitesi olan klasik çağda Osmanlı toplum düzeni konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet bugünkü ünitede sizinle Osmanlı'da toplum yapısını, millet sistemini, Osmanlı Devleti'nde gündelik yaşam nasıldı... Müslümanlar, gayrimüslimler nelerle uğraşırlardı? Osmanlı toprak mülkiyeti ve tarımsal üretim, neye dayandırılıyordu? Osmanlı ekonomisinde lonca teşkilatı kuruluş dönemindeki aile, ailelik teşkilatına benziyor. Onu inceleyeceğiz ve son olarak da Osmanlı vakıf sistemine bakıp ünitemizi sona erdireceğiz. Bugünkü dersimizde kullanım alanları ve faydaları kısmına bir bakalım. Arkadaşlar bu dersi dinledikten sonra Osmanlı Devleti'ndeki toplum yapısını yani Müslüman ve gayrimüslim etnik gruplarını öğreneceğiz. İskan ve istimalet politikalarını, lonca teşkilatının Osmanlı ekonomisine etkisini, vakıfların sosyal devlet anlayışına etkilerine bakacağız. Dersi dinledikten sonra Dinamo Soru Bankası'ndan ödevinize veriyorum. Arkadaşlar Dinamo Soru Bankası'ndan sayfa 151-165 arası yani son ünitemiz bizim ödevimiz olacak. Yine dediğim gibi burada çözemediğiniz sorular olursa eğer yukarıdaki kare kodu okutup sorunun cevabına ulaşabilirsiniz. Biz de dersimize geçelim. İlk başlığa baktığımızda Osmanlı toplum yapısını görüyoruz. Şimdi Osmanlı'da toplum arkadaşlar ırklara göre ayrılmıyor. Burası önemli bir nokta. Hemen şurayı yuvarlak içerisine alayım. Osmanlı'da toplum dini yapıya göre ayrışıyor arkadaşlar. Yani Osmanlı toplumunda Müslümanlar var bir de Müslüman olmayan anlamına gelen gayrimüslimler var. Müslüman olan olanlara ümmet Muhammed, işte gayrimüslimler içerisinde de Hristiyanlar ve Yahudiler çoğunluğu oluşturuyor. Millet sistemine baktığımızda işte Müslüman e, kesimi kimler oluşturuyordu? Hangi etnik gruplar oluşturuyor? Bir buna bakalım. Tabii ki de nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türkler ön plana çıkacak. Aynı şekilde Müslüman Araplar. Özellikle Balkanlar ele geçirildikten sonra Arnavutlar, Boşnaklar, Gürcüler, Berberiler, Çerkezler, Abazalar ve Çeçenler dediğim gibi Müslüman etnik grubu oluşturuyor. Peki gayrimüslim grupta kimler yer alıyor? Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler ön plana çıkıyor. Gayrimüslim grup içerisinde Ermenilere bir yıldız atmak istiyorum. Özellikle e, Ermeniler sınırlara dahil edildikten sonra... Osmanlı toplum yapısında öne çıkan en, en çok öne çıkan e, etnik grup olacak. Devam edelim. Şimdi Osmanlı toplum yapısına baktığımızda tabii ki bir yönetenler var. Bir yöneten sınıfı var. Bir de yönetilenler sınıfı var. Biz yönetenler sınıfına askeri yönetilenler sınıfına ise raya diyoruz. Alt kısımdaki tabloya baktığımızda da buradaki ayrışmayı e, görebiliriz. Raya dediğimiz sınıf ise arkadaşlar yani yönetilenler ise Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ikiye ayrılıyordu. Ancak burada bir e, şöyle bir nokta var. Buraya bir değinelim. Askeri sınıfta olmanın yani yöneten sınıfta olmanın kesin bir şartı var. O da Müslüman olmak. Yani gayrimüslim bir kişi yöneten sınıfında yer almak istediğinde Müslüman olmak zorunda bu bilgiye arkadaşlar dikkat edelim. Osmanlı toplumunda sınıf ayrımı yapılmazdı. Raya'dan askeri sınıfa geçirebilirdi. Biliyorsunuz gayrimüslim çocuklar Enderun Mektebi'nde eğitim aldıktan sonra devlet yönetiminde de faaliyet gösterebiliyorlar. Osmanlı toplumunu oluşturan unsurlara millet denilir, denilirdi. Müslümanlar hakim millet arkadaşlar. Milleti hakime anlamına geliyor. Milletler arasında dil ve inanç konularındaki farkları Osmanlı Devleti giderebilmek için özellikle Balkanlarda uygulamış olduğu istimalet politikası ön plana çıkıyor ve burada ayrışmayı engellemeye çalışıyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kuruluştan yükselişe kadar ki dönemde ele geçirdiği topraklarda hakimiyetini kalıcı kılabilmek için uygulamış olduğu politikaları görüyoruz. İlk olarak tabii ki de Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu politika iskan politikası olacak. İskan politikasına baktığımızda yerleştirme anlamına geliyor. Yani insanları bir yere yerleştirme, yurtlandırma anlamına geldiğini görüyoruz. Özellikle Osmanlı Devleti iskan politikasını Yine tekrar ediyorum Balkanlarda uyguluyor burada Türk nüfusunu arttırmaya çalışıyor ve Türk İslam kültürünü ne yapacak buralarda yaymaya çalışacak. E bu sayede de Balkanlarda özellikle Arnavutlar, Boşnaklar, Kosovalılar gibi milletlerin kendi köylerinde İslamlaşma hareketine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. İsmail politikasına bakalım. Hemen istimalet dediğimizde aklınıza tabii ki de hoşgörü gelecek. Özellikle yazdım buraya. Buradan da işaretleyelim. Osmanlı toplum yapısı içinde özellikle gayrimüslimlere uygulanan hoşgörü politikası arkadaşlar. Burada amaç ne? Toplumda dayanışmayı, birliği ve beraberliği sağlamak olacak. Yine Osmanlı Devleti İsmail politikasıyla gayrimüslimleri hem kendi dillerinde, inançlarında, kendi aralarındaki meselelerde serbest bırakıyor. Amaç ne burada? O bölgede Osmanlı hakimiyetini kalıcı hale getirmek. İskan politikası yapıldıktan sonra tabii ki buraya giden Türk nüfusu burada bayındırlık faaliyetlerinde de bulunacak devletin desteğiyle. Bayındırlığa baktığımızda bir bölgenin veya bir yerleşim yerinin gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi ve güzelleşmesi için yapılan bir takım faaliyetler. Ne gibi faaliyetler yapılıyor? Örneğin bir Türk ailesi ya da işte bir Türk nüfusu Balkanlarda X noktasına gittiğinde hemen orada bir cami inşa edilir. Mescit, tekke zaviye, türbe gibi dini yapıların yapılmasına dikkat edilirdi. Sonrasında biraz daha eğitim alanında i̇şte medrese gibi, kütüphane gibi yapılar inşa ediliyordu. E tabi bu, bu noktada ticaret devam edecekti. Bu noktada bu noktada da Han, Bedesten, Kervansaray gibi yapılar da inşa ediliyor. Sosyal hayatı düzenlemek açısından da hamam, köprü, çeşme ve saat kulesi gibi yapılar da inşa ediliyor. Dediğim gibi Osmanlı Devleti'nde iskan, istimalet ve bayındırlık faaliyetleriyle Osmanlı Devleti ele geçirdiği toprak topraklarda kalıcı hale gelmek istiyor. Evet, Osmanlı şehirlerinde yaşam başlığına bakalım. Osmanlı şehirlerinde insanlar genellikle Ticaret, esnaflık ve zanaatla yani el sanatlarıyla uğraşıyorlar. Tacirler, gezginler özellikle köyden şehire gelip burada iş arayanlar, seyyar satıcılar da yine şehirde hareketliliği sağlayan gruplar içerisinde. Osmanlı şehirlerinde şöyle söyleyelim e, gayrimüslimlerin oluşturmuş olduğu mahalleler var. tabi Türk mahalleleri var. E, bu mahallelerde halk genellikle işte kahvehanelerde, bozahanelerde e, hayatını devam ettiriyorlar. Aynı zamanda toplumda tekrardan söylüyorum birlik ve beraberliği sağlamak için panayırların düzenli, düzenlendiğini, şenliklerin düzenlendiğini de söyleyebiliriz. Şimdi burada Osmanlı şehirlerinde birçok etnik grup var tabii ki de. Tabii ki çok fazla etnik grubun olması şehirlerde çok kültürlü bir sosyal hayatın da yaşanmasının önünü açacak. Etkinlik olarak neler yapılıyordu şehirlerde? Özellikle İstanbul'da yapılan büyük düğünleri biliyoruz. Şehzadelerin sünnet düğünleri çok şaşalı oluyordu arkadaşlar. Yani birkaç gün sürüyordu bunlar. Yine dini törenler özellikle dini törenlere Ramazan ayı döneminde yapılan işte sure alayını ya da hırka-i saadet dediğimiz merasimlerin dini etkinlikleri oluşturunda söyleyebiliriz. Osmanlı mutfağına bakalım. Osmanlılar'da mutfak kültürü tabii ki de şöyle ikiye ayrılacak mutfak kültürü. Bir sarayın mutfağı var. Bir de halkın mutfağı var. Buraya dikkat edelim. Tabii ki de saray mutfağı biraz daha gösterişli ve çeşit bakımından daha fazla olacak. Halkın mutfağı da yine tabii çeşit bakımından fazla ama çok da gösterişli değil. Osmanlılarda mutfak kültürünün temelini et, süt, yoğurt, peynir ve yağ gibi ürünler oluşturuyor. Ee, burada da belirttiğim detay madde olarak bize verilmiş. Şimdi panayır ve şen, şenliklerde özellikle hangi yemekler yapılıyordu diye soracak olursanız... ...işte tavuk, güvercin, piliç, poğaça, dolma, kebap çeşitleri, e, pilav çeşitleri... ...yine tatlı bakımdan da baklava, muhallebi, kabak tatlısı, aşure gibi... ...işte turşu, hatta soğuk şerbet ve hoşaflar da yine sofralarda yer alıyor arkadaşlar. Osmanlı'da kılık kıyafet konusuna bir bakalım... Şimdi Osmanlı'da toplum yapısına baktığımızda giyim kuşam konusunda özellikle rütbeye, statüye, mesleğe ve dini inanca göre farklılık gösterdiğini görüyoruz. Yani bir Müslüman ile bir gayrimüslim aynı renkte ya da aynı kıyafetleri pek giyemiyordu. Hatta Müslümanlar arasında yani asker ile e, ulema sınıfı arasında da farklılıklar bulunuyordu. Şimdi baktığımızda bu kılık kıyafet kültürünün oluşturmasında... Hangi durumlar etkili oluyor? Tabii ki de ilk aşamada dini kurallar, yaşanılan çevre, göçebe bir e, yaşam biçimi benimseyen bir e, ailenin şehirde yaşayan bir aileye göre daha farklı giyinmesi gerekiyor. Sosyal yapı, gelenekler, kanunlar bu durumda etkili olacak. Şimdi erkek kıyafetleri genellikle şalvarlar, işte gömlek, entari, dolama, kaftan, kürk. ...ve başlıklardan oluşuyordu... ...kadın kıyafetleri ise... ...yine şal var var. burada... ...bürüncük denilen gömlekler... ...entari, dolama, hırka, kaftan, kürk... ...ve dışarıda dikkat edelim... ...ferace gibi... ...peçe gibi kıyafetler de... ...kadınlar tarafından kullanılıyordu... ...müslümanlar genellikle... ...sarı, ulema sınıfı ise... ...mavi ayakkabı giyiyor... ...askeri sınıf ise... ...kırmızı renkte çizme giyiyor arkadaşlar... ...dediğim gibi yine sosyal statüyü belirleyen e, kavukların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlı toprak yapısına bir göz atalım. Şimdi Osmanlı'da toprak yapısı ikiye ayrılacak. İlk olarak mülk araziyi, ikinci sırada da miri araziyi görüyoruz. Mülk aklımıza özel mülkiyetten gelsin arkadaşlar. Yani kişiye ait topraklar. Miri araziler kime ait olacak tabii ki de? ...devlete ait olacak. Bu topraklara baktığımızda... ...büyük çoğunluğun... ...bazı kaynaklarda değişir bu. İşte kiminde yüzde %90 yazar, kiminde işte ...95'i yazar. Bu topraklar kime ait arkadaşlar? Devlete ait. Geriye kalan küçük kısım ise... ...mülk ya da özel mülkiyet dediğimiz... ...anlayışla kişilere... ...bahşedilen topraklar. Mülk araziler ikiye ayrılıyor. Öşri ve haracı araziler. Öşri haraciler... ...dikkat edelim buraya... Müslümanlara ait olan özel mülkiyetler, haracı ise gayrimüslim olanlara verilen topraklar olacak. Tabi burada vergilendirme kısmı da farklı. Osmanlı toplumuna baktığımızda Müslümanlar malının onda birini vergi olarak veriyor. Gayrimüslimler ise malının beşte ikisini vergi olarak veriyor. Yani bu topraklardan elde edilen ürünlerden ürün vergisi bu şekilde alınıyor. Peki devlete ait topraklar yani miri araziler buraya da bir dipnot düşelim hemen. Devlete ait topraklara arkadaşlar miri arazi deniliyor. Miri araziler de kendi içerisinde başlıklara ayrılmış. İlk olarak paşmaklık. Paşmaklık arkadaşlar padişahın eşlerine, annesine ve kız kardeşlerine bahşedilmiş topraklar. Direkt gelir bu kişilere gidiyor vakıf arazilerine baktığımızda yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım eden vakıf kuruluşlarına bağış edilmiş topraklar buradan gelir elde edilir ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım ulaştırılırdı. Malikaneye baktığımızda ise üstün hizmette bulunan kişilere verilen topraklar, mukata toprakları ise geliri doğrudan hazineye geçen toprak, şey, geçen toprak çe çeşidi olacak. Yurtluk dediğimiz Toprak çeşidi ise geliri sınır boylarında yer alan askerlere bahşedilmiş topraklar. Ocaklık ise geliri doğrudan kale muhafızlarına verilen toprak türleri olacak. Şimdi burada dirlik arazinin 3 başlığa ayrıldığını görürüz. Dirlik toprak çeşidine baktığımızda devlet yönetiminde ya da orduda başarı göstermiş kişilere verilen topraklar. İlk olarak has arazilere bir bakalım. Arkadaşlar has Araziye baktığımızda geliri 100.000 akçeden fazla. Dolayısıyla bu topraklar genellikle padişah yani devlet yönetiminde ön plana çıkan isimlere bağış edilmiş topraklar olacak. Bunlar e, başka neler olabilir? Vezirler olabilir, İşte sancak beyleri olabilir, beyler beyleri olabilir. Bunlar dediğim gibi has araziden faydalanabiliyorlar. Yine şehzadeleri de has arazilere ekleyebiliriz. Zamet dediğimiz toprak çeşidine baktığımızda ise yıllık geliri 20 bin akçeden 100 bin akçeye kadar olan toprak çeşitleri olacak. Burada da yine devlet yönetiminde başarı göstermiş işte kale komutanları olabilir, sınır bölgelerinde faaliyet gösteren su başıları olabilir. Bunlar dediğim gibi bu topraklardan faydalanabiliyorlar. Bir de tımar var. Arkadaşlar tımar önemli. Şu sebepten önemli Osmanlı Devleti tabii ki sınırlar içerisinde birçok noktada düzenli vergi toplayabilmek adına tımar dediğimiz e, sistemi de ne yapacak uygulayacak. Tımarın olayı şu geliri yıllık geliri 3000 akçeden 20 bin akçeye kadar olan toprak çeşitleri olacak. Şimdi burada tımar sahibi kişi bölgeye gittiğinde o bölgede asayişi ve güvenliği sağlıyor toprağın boş kalmamasını sağlıyor. Burada düzenli bir şekilde vergi topluyor ve topladığı vergiyi yıllık olmak şartıyla ya da aylık olmak şartıyla devletin başkentine yani merkeze gönderiyor. Aynı zamanda topladığı vergiden de kendi maaşını karşılamış olacak arkadaşlar. E bu da devlete yük olmamak anlamına geliyor. Çok karlı bir sistem olduğu için bu uygulama sadece Osmanlı Devleti'nde yok arkadaşlar. Farklı isimlerle farklı hem Türk devletlerinde hem de Avrupa'da uygulandığını biliyoruz. Mesela Büyük Selçuklu Devleti'nde, Türkiye Selçuk Devleti'nde tımar uygulaması ikta sistemi olarak geçiyor arkadaşlar. Bizans'ta da var bu uygulama. Bizans'ta da uygulamanın adı Pronoya. Yine tımar sahibi kişi arkadaşlar burada yıllık geliri sağladıktan sonra Osmanlı Devleti'nin ordusuna hangi askerleri yetiştiriyordu? Tımarlı sipahiler dediğimiz askerleri yetiştiriyordu. Biz bunlara atlı asker diyoruz. Barış zamanında bulundukları bölgeleri koruyorlar. Savaş zamanında ise toplanıp merkeze sefere gitmek için gidiyorlardı arkadaşlar. Osmanlı toprak yapısı da bu şekildeydi. Evet şimdi sırada toprak yapısı içerisinde yer alan çiftane sistemine bakalım. Bir çift öküzün işleyebildiği arazilerin tümünü arkadaşlar çiftlik deniliyor. Köylü ailesine, ailesine ise hane denildiği için bunları bir araya getirdiğimizde çifthane sistemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu sistemle Osmanlı Devleti neyi amaçlıyor? Özellikle bazı noktalarda uç noktalarda bulunan feodal oluşumları engellemek istiyor. Yani Avrupa'da görülen derebeylik sisteminin Osmanlı Devleti'nde oluşmasını engellemeye çalışacak bu, bu sistemle. Biliyorsunuz eğer bir devlet içerisinde derebeyler varsa, feodal beyler varsa Merkezi otorite sarsılıyordu. Osmanlı Devleti bunun yaşanmasını istemi. Yine devletin toprak ve re reaya üzerinde kontrolünü sürdürmek. Burada da tabii ki de kafalarına göre toprağa işlememe gibi bir durum yapamıyorlar. Bunu gerçekleştiremiyorlar. Devlet sürekli burada e, ne yapacak? Topraklarını kontrol edecek. Zira yani tarım üretiminin sürdürülmesini garanti altına almak isteyecek Osmanlı Devleti. Çiftliklerin dağılmasını... ...tarlaların bağ bahçe haline gelmesini engellemeyi amaçlıyor Osmanlı Devleti. Şimdi çift, çiftane sisteminde arkadaşlar eğer iyi bir şekilde uygulanırsa... ...üretimin devamlılığı sağlanır ve aynı zamanda alınan tedbirlerle... ...toprağın boş kalmaması da yine sağlanabilir arkadaşlar. Özellikle burada eğer bir aile toprağı işlemezse üst üste birkaç yıl... ...ya da o yıl toprağı boş bıraktı ondan hemen bir vergi alınıyor arkadaşlar... Bu vergiye de çifthane <laughs> e, bozan vergisi deniliyor. Yani eğer toprağı boş bırakırsa o aile Osmanlı Devleti'ne vergi ver vermek durumunda kalıyordu. İşlememeye devam ederse toprağa o toprak parçası o aileden alınıp başka bir aileye de veriliyordu. Bu bilgiyi de verelim. <laughs> Lonca Teşkilatı'na bakalım. Lonca Teşkilatı hatırlayalım arkadaşlar kuruluş döneminde Ahilik teşkilatı denilen bir teşkilat vardı. Osmanlı'nın kurulup yükselmesinde etkili olan esnafta birliği, beraberliği, dayanışmayı sağlayan bir teşkilattı arkadaşlar. Tabii ki zaman içerisinde bunun adı lonca teşkilatı olacak. Lonca teşkilatı örgütlenmiş esnaflardan oluşuyordu. Burada esnaflar arasında herhangi bir sorun olduğunda tabii ki lonca teşkilatı ilgileniyor. Üretilen malların kalite kontrolünü de yine lonca teşkilatı yapacak. Ham madde teminini de ve dağıtımını da lonca teşkilatı gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ekonomik anlamda pazarların canlanmasında tabii ki de lonca teşkilatı önemli bir yere sahip. Peki lonca teşkilatı içerisinde bulunan ve hiyerarşik yapıyı kimler oluşturuyordu? Bir buna bakalım. Lonca teşkilatının başındaki kişiye arkadaşlar biz esnaf şehi diyoruz. Bundan sonra başı denilen bir kişi var. Orada esnaflar arasında disiplini ve kontrolü sağlıyor. Yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Aynı zamanda Ketüdağlar var. Bunlar özellikle devlet adamlarına bazı konularda yardımcı olan kişiler olacak. Yiğitbaşı'dan sonra bizimle bildiğimiz işte usta, kalfa ve çırak dediğimiz bir hiyerarşik yapı var burada. Tabii ki de e, bu sistemde lonca teşkilat sisteminde en küçük e, yapıyı kim oluşturacak? Çırak oluşturacak. Birazdan bir sonraki sayfada o konuya daha detaylı bakacağız. Evet burada nar sistemini görüyoruz. Lonca teşkilatının uyguladığı bir sistem bu. Bir mal veya hizmet için resmi makamlarca belirlenen fiyattır. Yani kalite kontrol yapıldıktan sonra bu ürün bu fiyata satılacaktır. Deniyor lo de, lonca teşkilatı ve hemen artık e, kontroller sağlandıktan sonra da dediğim gibi o ürünün fiyatı belli oluyor. Böylece halkın çıkarları korunmuş ve haksız kazancın da önüne geçilmiştir arkadaşlar. E, Nar sistemiyle. Esnaflar arasında en alt tabakada bulunanlara daha demin de belirttiğim gibi çırak deniliyor. Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş yapılabiliyordu. Bu geçiş yapıldıktan sonra yani usta olduktan sonra e, bir iş sahibi olabilme anlamına gelen gedik sahibi oluyorsunuz arkadaşlar ve böylelikle kendi dükkanınızı açabiliyorsunuz. Üretimin standartlarını belirleyen kanunlara ihtisap kanunları deniliyor arkadaşlar. Pazarı denetleyen kişilere de biz muhtesip adını veriyoruz. Aynı zamanda bir ürünün kalitesini belirleme noktasında ve kontrol noktasında o bölgede bulunan hukuk adamlarının yani kadıların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Loncaların başkanı esnaf şehidir. Daha demin de belirttiğim gibi Yiğitbaşı ve Ketüdağlar da önde gelen kişiler arasında. Evet bu lonca teşkilatı içerisinde hangi meslek grupları vardı? Biraz e, burada hangi meslek grupları var ne iş yapıyorlar bir ona bakalım. Kazazlar denilen meslek grubu ipeyi işliyor ve ipeyi satan kişiler anlamına geliyor. Hallaçlar, yün veya pamuğu, yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan işçiler olacak, kişiler olacak. Nalçacılar, ayakkabının altına nal çakan kimse. Arkadaşlar bunu böyle e, birazcık böyle e, atın ayağına çakılan nalla karıştan e, öğrencilerimiz oluyor. Dikkat edelim nalçacılar farklı. Onlar ayakkabının altına nal çakan kimse olacak. Muitaplar var. Kıl dokuyan, kıldan eşya yapan kimselere verilen isim olacak. Palanduzlar var. Palan bir çeşit semer, diken kimseler. Neccarlar, oymacılık e, şeyinden hatırlıyoruz. Meslek grubundan hatırlıyoruz. Kaba ağaç işi yapan bir çeşit marangoz arkadaşlar. Bennarlar bina yapan e, kah e, kahallara baktığımızda göz görüyoruz. Debbahlar, deriyi terbiye eden, tabaklayan, kullanıma hazırlayan kişi. kebeciler yünden veya kaba kumaştan kalın kilim, ceket, palto, aba yapan kişiler... Simkeşler gümüş tel, sim işleyen zanaatkarlar olacak. Bezarlar var. Pamuk, yün, ipek, bez imal eden, kumaş işi yapan kişiler. Dülbençiler ise pamuklu, ince veya seyrek, dokunmuş, hafif ve yumuşak bez işi yapan meslek grubunu oluşturuyor arkadaşlar. Meslek grupları da bu şekildeydi. Evet bu meslek grupları ya da bu Lonca teşkilatı hangi bölgelerde faaliyet gösterirdi? Ticaret nerelerde yapılırdı? Bir buna bakalım. Tabii ki Osmanlı Devleti bulunduğu nokta bakımından önemli boğazlara ve limanlara sahip. Yani liman konusunda biz İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını, İzmir limanını, Sinop limanını hatta Antalya'yı sayabiliriz. Bu limanlarda hem Akdeniz ticareti hem de Karadeniz, Karadeniz ticareti yoğun bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Deniz ticareti için limanlar önemli. Kapanlar var arkadaşlar. Kapanlar toptancılar olarak geçiyor. Burada birçok mal burada toplanıyor ve sonrasında esnaflara dağıtımı yapılıyor. Şuraya toptancı diyebiliriz ya da toptan eşyaların tutulduğu yer diyebiliriz. Bedesten denilen yer ise arkadaşlar günümüzde işte kapalı çarşı aklınıza gelebilir burada değerli eşyalara değerli eşyaların mücevherlerin satıldığını e, söyleyebiliyoruz kervan saraylar arkadaşlar burada özellikle şehirlere yakın bölgelerde tüccarların tacirlerin konaklama yapmak için e, e, gittikleri tesisler diyebiliriz İşte kervan saraylar hanlar olarak da geçiyor arkadaşlar belki de Osmanlı devletinden hala günümüze bir gelenek olarak gelen pazar yerine bakalım Haftanın belli bir günü pazar yeri toplanırdı ve insanlar ihtiyaçlarını buradan pazarlardan karşılardı arkadaşlar. Osmanlı'da vakıf sistemi. Yani sosyal devlet anlayışını Osmanlı Devleti nasıl uyguluyordu? Tabii ki vakıflar vasıtasıyla bunu sağlayacak. İhtiyaç sahiplerinin yararına dini ve sosyal hizmetler sunmasına vakıf deniliyor arkadaşlar. Vakıflar padişah, padişah eşleri bu önemli genellikle vakıf işlerine padişah eşleri bakardı kızları devlet adamları ve hayır seferler tarafından vakıflar kuruluyor medreseler hastaneler camiler kütüphaneler kervansaraylar vakıflar vasıtasıyla yapılıyordu örnek veriyorum işte sağlık konusunda hasta, hastanelerin faaliyet gösterdiğini ya da eğitim konusunda yardım bekleyen kişilere medreselerin e, olanak sağladığını söyleyebiliyoruz Vakıflar gelirlerini genellikle daha demin de belirttiğim gibi miri arazilerden ayrılan vakıf arazilerinden elde ediyorlar. E tabi tabii ki de vakıflara ait dükkanlar var, çarşılar var, hanlar var. Bunlardan bir gelir elde ediliyor ve bu gelir doğrultusunda ne oluyor arkadaşlar? Yardıma ihtiyacı olanlara yardım ulaştırılıyor. Şimdi vakıf sisteminde vakfiye dediğimiz bir kavram var. Bir vakfın koşullarını belirten belgeye deniliyor. Mevkuf vakfedilen mal anlamına geliyor. Mütevelli ise vakıf yönetim heyetine verilen at arkadaşlar. Evet bu ünitemizi yani yedinci ünitemizi sona erdirdik. Ve şimdi sırada birkaç tane test sorusuyla öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı. İlk sorumuza bir bakalım. Şimdi demiş ki bize Osmanlılar fethedilen bir bölgeyi yönetmek için biri askeri sınıftan ve sultanın yürütme etkisini temsil eden bey, diğeri ulema kökenli ve sultanın yasal yetkisini temsil eden kadı olmak üzere iki kişi görevlendirmiştir. Bey kadının hükmü olmadan hiçbir ceza veremezdi. Buna mukabil kadı da hiçbir kararını bey olmaksızın kendisi icra edemezdi... denmiş bize bilgide. Buna göre Osmanlı'nın hedeflerinden hangilerini benimsediği söylenebilir denmiş bize. İlk maddeye bakalım fethedilen bölgede otorite sağlama demiş. Bakın burada sultanın gücünü farklı noktalara kim taşıyor? Bey dediğimiz kişi taşıyor. Dolayısıyla birinci maddeyi alıyoruz. İdari ve hukuki işleri kontrol etmek. İdari işlere bey bakıyor, hukuki işlere ise kadı bakıyordu. O yüzden ikinci maddeyi de alıyoruz. Üçüncü maddede gayrimüslimleri hızlı bir şekilde İslamlaştırma demiş arkadaşlar bize bunlar İslamlaştırma süreci beyler ve kadılar tarafından yapılmıyordu. Uygulanan politikalar vardı. Onlar sayesinde yapılıyordu. Dolayısıyla burada üçü almayacağız ve sorumuzun cevabı C şıkkı olacak. Diğer sorumuza bakalım. Millet sistemi içerisinde Müslüman milleti, milleti hakime, Ermeni milleti ise milleti sadıka olarak isimlendirilmiştir demiş bize. Müslümanların milletini oluşturan başlıca unsurlar arasında aşağıdakilerin hangisi bulunmaz arkadaşlar? Ünitenin başındaki sayfada hatırlayalım. Türklerden, Araplardan, Çerkezlerden ve Boşnaklardan bahsederken biz Müslim yani Müslüman kesimi oluşturduğunu söylemiştik. Ancak Balkanlarda bulunan mesela işte Slavlarda Sırpları örnek göstere, gösterebiliriz. Onlar tabii ki de Müslüman milleti oluşturan etnik unsurlar içerisinde yer almayacak. Burada sorumuzun cevabı E şıkkı. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu soruya dikkat edelim. Biz temel nedeni arayacağız burada. Osmanlı fethi siyasetinin başarısında istimalet hoşgörü çok önemli bir yere sahiptir. Bu sisteminin ilk aşamasında fethedilecek bölgenin ileri gelenleriyle müttefiklik tesis edilirdi. Ancak sadece e, müsamahalı yaklaşımla kalıcı olunmayacağından sistemli bir iskan politikası da uygulanmıştır denmiş bize. Dediğim gibi dersin başına sürekli tekrar ettim. Osmanlı Devleti iskan ve İsmail politikalarını uygularken A şıkkında yer alan fetin kalıcı olmasını sağlama amacını gidiyordu ve bu doğrultuda bu politikaları uyguluyordu. Şimdi burada C şıkkına da bir bakalım. Milliyetçi isyanların önüne geçme demiş bize. Aklınızı belki bu şık karıştırabilir. Arkadaşlar kuruluş yükselme hatta duraklama dönemlerinde milliyetçi isyanlardan söz edemeyiz. Çünkü milliyetçilik duygusu dünya üzerinde ve Osmanlı topraklarında 1789 yılından sonra yani Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan bir durum olduğu için C şıkkını almıyoruz. Diğer şıklarda zaten sorunun cevabını bize vermiyor. Osmanlı şuna bakalım buna göre bireylerin toplum içindeki statülerini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Osman toplumu genel itibarıyla Müslüman ve gayrimüslim olmak üzere iki sınıftan meydana gelirdi denmiş bize. E dolayısıyla buradaki ayrıma baktığımızda ırk bakımından, ekonomik bakımdan, siyasi bakımdan ya da hanedana mensup mu değil mi bu bakımdan herhangi bir ayrım göze çarpmıyor. Göze çarpan durum dini inanca göre bir ayrım söz konusuydu. Hatta bir dipnot olsun vergilendirme bile buna göre yapılıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda lonca teşkilatı bünyesine verilen dükkan açma ve çalışma izni belgesine verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir hatırlatma yap yapayım. Şimdi çırak olarak başlıyordu, kalfa oluyordu ve sonrasında usta oluyordu. Ve bu usta olduktan sonra o kişiye ne, veriyordu, ne veriliyordu arkadaşlar? Gedik dediğimiz bir yerde çalışma izni ya da dükkan açma izniydi. Burada sorun cevabı B şıkkı olacak. <laughs> Bu durumda Osmanlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Osmanlılarda eğitim, sağlık ve toplumun birçok ihtiyacı kurulan vakıflar sayesinde karşılanmıştır. Şimdi burada amaç ne arkadaşlar? Özel mülkiyetin yaygınlaşmasını biz amaçlamıyoruz burada. Bu durum farklı. Islahat hareketlerine başlandığına denmiş. Vakıfların kurulmasıyla bir alakası yok. Vakıf kurma görevinin devlette olduğuna demiş. Ama biz burada e, Osmanlı Devleti'nin vakıfları neden açtığına yani hangi amaçla açtığına bakıyoruz değişiklikle değil. İdari kurumsallaşmanın tamamlandığına demiş. İdari yönetimle siyasi bir olayla bir alakası yok bu durumun. Bu bahsettiğimiz vakıfların tamamen Osmanlı'da sosyal hayatı düzenlemeye yönelik. Ya da ta Orta Asya'daki Türklerden gelen bir Türk geleneği olan sosyal devlet anlayışını uygulamaya çalıştığını, bundan kaynaklı vakıfların kurulduğunu söyleyebiliyoruz. O yüzden burada sorumuzun cevabı Bursa olacak. Evet arkadaşlar test sorularımızı da çözdük. Bugün sizlerle konu biterken başında neler yaptık, neleri konuştuk. Şöyle bir kısa özet geçelim. Osmanlı'nın toplum yapısına, Müslümanlar ve gayrimüslimlerin etnik gruplarına, millet sistemine baktık. Osmanlı Devleti'nde gündelik yaşam, ticaret nasıl yapılıyordu, insanlar geçimlerini neyle sağlıyordu ya da eğlence, etkinlik anlayışları e, nelerdi bunları konuştuk. Osmanlı'daki hem miri arazilere hem de mülk arazilere baktık. Aynı zamanda çiftane sistemini ve... ...tımar sistemini detaylandırdık. Osmanlı ekonomisinde Lonca Teşkilatı... ...bir esnafların oluşturmuş olduğu bir birlikti. E, Lonca Teşkilatı'nın önemine değindik. E, tabii ki de yardım kuruluşlarının e, toplandığı vakıfları da... ...vakıf sisteminde konuştuk. Ödüllü sorumuz da geldi. Osmanlı Devleti'ne devlete ait topraklara ne ad verilirdi? Denmiş burada. Arkadaşlar bu ödüllü sorumuza yorum yazmanızı bekliyorum... Bugünkü dersimizi sona erdiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.